Sevgili dostlar, her zamanki klasik girişimiz, doğru mu? Doğru. Merhabalar. Bugün bir konu konuşalım, biraz çetrefilli. O tarafa sorarsan farklı, bu tarafa sorarsan farklı, bize sorarsan çok farklı. Her iki tarafında dediği gibi değil. Enes, bugün ne konuşalım? Bugün abi, İngilizler İstanbul'u nasıl terk etti, bunu konuşacağız ama burada bir kesimin bir iddiası var. İngilizler hiç mermi atmadan İstanbul'u terk etti diye. Neden mermi atmadılar? Atatürk'le anlaşmışlar. Ne anlaşması yapmışlar Atatürk'le? İşte Atatürk onların menfaatlerine uyacağını kabul ediyor büyük ihtimalle. Onlar da hiç mermi atmadan gidiyor. İddia yani, bu. İngilizlerin Türkiye üzerindeki planlarını bana bırakın, ben hayata geçireyim dedi Atatürk. İngilizler de tamam dediler, anlaştılar. Bu ülkeyi bizim hedefimize göre taşı dediler, gittiler. Bu mu düşünce? İddia bu aynen abi. Evet. Eğer tarih bilmezsen, bak bana şöyle soru sordular. Dediler ki bir konferansta, Çanakkale geçilmez deniyor ama geçtiler ve İstanbul'u gidip aldılar. Nasıl oluyor bu iş? Bir de üstelik cephenin komutanı Mustafa Kemal'di. Hani Mustafa Kemal'in komutanlık yaptığı cephe hani geçilmezdi? Hani İstanbul'a girilemiyordu? Girdiler işte. Tarih dediğin şey yaşanıyor abi. Yaşanıyor. Ama tepeden baktığımızda, bugün baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'le Kanuni arasında pek de fark yok. Aynı zamanda yaşamışlar gibi. Kanka olup çay içmişler. Halbuki aralarında 100 yıl var. 70 yıl var aralarında. Torununun oğlu oluyor. 70 yıl önce bugün uçan arabaya bineceğimizi tabii düşünüyorlardı. Ya Alparslan Gazi de bir kahramandır. 4. Murat da bir kahramandır. Aralarında 600 yıl var. Bu kadar basit. 1915 yılında Çanakkale geçilemedi. İngiliz ve Fransız donanmalarını perişan ettik, geri döndüler. 3 yıl sonra Mondros Antlaşması ile biz teslim olduk ve teslim almaya geldiler. Savaşarak alamadılar, antlaşma yaparak aldılar. Bu antlaşmayı kimle imzaladılar? Osmanlı Devleti'yle imzaladılar. Çanakkale geçilemez, savaşarak geçilemedi evet. 1915'te Mustafa Kemal Bey'in, yarbay ve sonra albay olacak olan Mustafa Kemal'in de ve yüzlerce Mustafa Kemal diyoruz ya, ayıp etmeyelim ya, ayıp etmeyelim. Cevat Paşa, Selahaddin Adil Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Esat Paşa, Vehip Paşa, efendim Fuat Paşa, Ali Fuat Bey, bir sürü insan. Orada Yüzbaşı Faik diye bir adam var, Yüzbaşı Yusuf Kenan diye bir adam var, aman Allah'ım, muazzam işler yapmışlar. Yüzlerce komutandan bir tanesidir Mustafa Kemal. Biz eğer Mustafa Kemal'in kurduğu ülkede yaşıyor değil de Kazım Karabekir'in kurduğu ülkede yaşıyor olsaydık, İnkılap Tarihi kitaplarında sanırdık ki savaş doğuda oldu. Ermenileri yendik, Doğu Cephesi, Güney Cephesi, velet dalinami. Atatürk hiç uğramadı bile oralara. Ama Atatürk kurduğu için Batı Cephesi'ni biz biliyoruz. Çanakkale'de Arıburnu, Conkbayırı, Anafartaları biliyoruz, doğru mu? Çünkü burada savaştı. Kirte'yi yok. Kereviz Dere Sırtı'nı yok. Saros bölgesi yok. Efendim Sedülbahir bölgesi yok. Neden? Bilfiil o bölgede Atatürk bulunmadı. Çanakkale'yi bile sınırladık. Libya'da nereyi biliyoruz Trablusgarp'ta? Derne ve Tobruk. Bingazi'de Enver Bey var. Orayı niye bilmiyoruz? Enver Bey dedin, Enver Paşa. Tabii Enver Paşa, o zaman bey. Mustafa Kemal endeksi gittiğimiz için onun savaştığı yerleri biliyoruz, savaşmadığı yerleri bilmiyoruz. Bu yüzden sanıyoruz ki savaş orada oldu. Kutulamare diye bir savaş vardı, daha dün öğrendik. Mustafa Kemal orada savaşmadığı için öğrenmedik. Bu kadar basit. Çanakkale cephesi büyük bir savaştır, kahramanca bir savaştır. Geçemediler, ardından anlaşma oldu ve geçtiler. Sonra ne oldu? Kurtuluş Savaşı başladı. Birinci Dünya Savaşı bitti. Bize Sevr adı verilen bir dayatmayı mı koydular? Sultan Vahdettin gibi konuşuyorum. Sultan Vahdettin diyor ki, önüme imzalamam için konulan Sevr'i okuduğumda tüylerim diken diken oldu. Ürperdim. İçim derin bir korkuyla sardı. O bir musibetler listesidir. Onu imzalamadım. Asla imzalamayacaktım. Kafama silah dayasalardı istifa edecektim. Ama imzalamayacaktım diyor. Bugün ben şimdi söylüyorum. Enes, kardeşim şahidim ol.
Allah şahit olsun, sonra sen şahidim ol. Sevr antlaşmasında, Sevr paçavrasında, Allah'ın belası Sevr musibetinde. Bırak Vahdettin'i, damat Ferit Paşa'nın imzasını bulup sana fotoğraf olarak atan adama neyin var neyim yok, bütün mal varlığımı o arkadaşa vermeye hazırım. Şahit misin? Şahidim abi. Herkes şahit, dinleyenler de şahit olsunlar. Sultan Vahdettin Sevr'e imza atmadı. Bırakın Sevr'i Vahdettin'in imzalaması, hiç sevmediğim, bunak olarak bildiğim, bunak olarak gördüğüm, hain diye bilinen damat Ferit Paşa bile, hiç sevmem ben damat Ferit'i. Ya damat Ferit sıkıntılı bir adamdır, ben onu sevmem. Damat Ferit Paşa'nın bile imzası yoktur Sevr'de. Biz millet olarak Sevr'i kabul etmedik. Devlet olarak da kabul etmedik. Ve bir derin devlet projesi olarak, bir Türk devleti projesi olarak Mustafa Kemal'e olağanüstü yetkiler verildi ve Anadolu'ya çıkıldı. Sevr'i ve Mondros'u kabul etmediğimiz için. O ana kadar İngiltere bütün mal varlığını Birinci Dünya Savaşı'nda kullandı. Artık tüketti. 4 yılda 3 defa hükümet değişti. İngiltere'de enflasyon %500'lere vurdu. Bakan dayanmıyor, her gün bakan değişiyordu. Bizimkinden bile çokmuş yalnız. Tabii. Ülkede büyük bir kriz çıktı. Halk isyan ediyordu. Para bitti çünkü bütün parayı Birinci Dünya Savaşı'na verdiler. Sonunda yapılan anlaşmalarda şey düşün, 100 bin liralık bir işe giriyorsun, sonunda sana 20 bin lira geliyor. Zarar mı? Zarar tabii. Kardan zarar. Her şeyden zarar. 100 bin sermaye. 100 bin yatırdım. 100 bin yatırdın, sonunda 20 bin lira kaldı. Tabii ki zarar o zaman. 80 bin zararın var. İngiltere 100 bin yatırdı, elinde 20 bin lirası var. Ve bu çok büyük bir krize sebebiyet verdi. 4 yılda 3 defa hükümet değişti. Bir hükümetin süresi 1 yıl 3 ay. %500'lere varan, %1 milyona varan ülkeler var. Almanya'da %100 binlerde falan enflasyon. Böyle 3-4 bavul, bavul, 3-4 bavul parayla fırına gidiyorsun, koyuyorsun, 3 ekmek alıp eve gidiyorsun. Odun paradan daha pahalı olduğu için insanlar odun yakmak yerine para yakıyorlarmış. Herkes Pablo Escobar gibi takılıyor. Aynen öyle, para yakmak odun yakmaktan daha ucuz. Öylesine derin bir ekonomik kriz var. Artık İngiltere dibi bulmuş, hem sosyolojik, hem psikolojik, hem ekonomik, hem askeri krizler birbirini vuruyor. Bu esnada yaramaz bir çocuk var, adı Türkiye. Uymadı, Sevr'e uymadı, uymadı, Mondros'a uymadı ve devam etmeye başladı. Savaşlara devam ediyor. O zaman bizimki birazcık şey, savaş hukukuna aykırı bir hareket. Tabii, biz dedik ki bunu kabul etmiyoruz, savaşmaya devam. Ama İngiltere'nin bu anlamda parası kalmadı, gücü kalmadı, sabrı kalmadı, halkını ikna edecek durumu kalmadı. Bunun üzerine kendilerine Türkiye'ye saldırtacak bir fino köpeği buldular. Kim onlar? Kim onlar? Yunanlılar. Yani Yunanlılar İngiltere parasıyla, İngiltere silahıyla, İngiltere planıyla, İngiltere haritasıyla, İngiltere hayalleriyle Türkiye'ye vurdular. İnanılmaz bir biçimde İngiltere'nin figüranı olarak davrandılar. Biz Atatürk, ya Atatürk yok, Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin'in yaveri sıfatıyla devletimizin planı kapsamında Samsun'a çıktı, Amasya'ya gitti, Havza'ya gitti, vatan bir bütündür, bölünemez dedi, milli sınırlar içinde işgal olursa buna karşı geleceğiz dedi, Erzurum'a gitti, Sivas'a gitti, Amasya görüşmeleri yaptı, Ankara'ya geldi, meclis kurdu, milli mücadeleyi başlattı, Kuvayi Milliye birliklerini topladı, düzenli devlet, düzenli birlik, düzenli ordu sağladı ve geldi dananın kuyruğunun koptuğu yere. İngiliz sponsorluğunda Yunanlılarla önce İnönü Savaşları derler de kitaplarda, İnönü diye bir savaş yok. İsmet İnönü kendi hatıralarında İnönü Savaşları bir uydurmadır der. Bu arada haklı bir uydurma. Yani Mustafa Kemal Paşa olmayan İnönü Savaşları'nı öyle bir anlatmış ki askerine ve millete, sanırsın ki çok mühim bir savaş. Mustafa Kemal çok ciddi bir siyasi, askeri deha olduğunu göstermiş. Halkı ve orduyu ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Motive ediyor. Bak diyor, Yunanları yendin, bir kere daha gelebilirsin diyor. Yendiği falan yok ha. Savaş yok çünkü. Çok tanıdık geldi.
Yani gaza getiriyor. Bak çok basit. Şimdi diyor ki sen ya Enes kardeşim Mike Tyson, sen Mike Tyson'ı yendin ya. Ne zaman abi? Düşün. Bir gün sana ne haber dedi, yanağına bir böyle sever gibi dokundu. Sen de sırtına iyiyim dedin, vurdun. Şimdi savaş oldu mu? Oldu, yaptım. Yaptın. Ben de dedim ki Enes görmedin mi kardeşim? Omzuna bir yumruk koydun, sarstın dengesini. Adam korktu benden. Korktu. Görmedin mi? Gördüm dedim, abi. Ve dedim ki ya bu var ya bu yendi. Bir kere daha yenebiliriz Enes. Dedim, gaza getiriyor. Atatürk'ün yaptığı doğruydu orada, olması gereken. Ancak İnönü gibi savaşlar olmadı. Gerçekten yok mu tarihte yok, böyle savaşlar? Kendi söylüyor İsmet İnönü. İsmet İnönü diyor ki 6-10 Ocak 1921 yılları arasında, 6-10 Ocak tarihleri arasında Yunan birlikleri Türk birliklerini denemiş. Çatapat atmışlar. Bizimkiler de onları atmışlar uzaktan. İki tarafından mermisi bitince uzaklaşmışlar bu kadar. Ben de diyor o cepheye 11 Ocak'ta geldim diyor. Ne zaman bitti savaş? 10'da. 11'inde geldim diyor. Ama savaşı İnönü'ye yazdılar. Savaş yok. Ben sana sıkıyorum, sen bana sıkıyorsun. Mermimiz bitiyor gidiyoruz. Bitti gitti bu kadar. Kazanan da yok zaten. Kazanan da yok, kaybeden de yok, savaş da yok. Çatışma var o kadar. Velev ki çatışmaya savaş diyelim, kabul ettik eyvallah. İnönü 11'inde gidiyor oraya. 10'unda bitiyor savaş. Nerede, hangi kaynakta geçiyor bu? Kendi hatıralarında Bilgi Yayın Evi'nden çıkan İsmet İnönü'nün İki cilt hatıraları vardır. Birinci cildinde Milli Mücadele yıllarında İnönü sayfasında aynen böyle anlattığım gibi yazıyor. Bilgi Yayın Evi'nden çıkan İnönü'nün Hatıraları kitabı. Güzel bir kitaptı, ben onu okurum. Okudum, hala okuyorum. İşime yaradıkça. Şimdi İnönü'lere yendik. Standart gidelim. Ardından Sakarya Meydan Muharebesi'nde yendik. Ardından 22 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta zirveye çıkan, 30 Ağustos'ta zafere ulaşan, 9 Eylül'e kadar süren, askerimizin hiç durmaksızın Kütahya'dan İzmir'e kadar koşa koşa, ne dediğimi farkında mısın? Tabii. Kütahya'dan İzmir'e kadar koşa koşa düşmanı Yunanlıları denize dökerek kazandıkları bir zafer var kardeşim. Diyor ki Mustafa Kemal, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Ordular. Hedefiniz Akdeniz'dir demiyor. İlk varsa ne vardır başka? İki de vardır, üç de vardır. Bu arada bir şey açıklık getireyim. Akdeniz güneyimizde, çok basit de, ilk defa duyanlar için söylüyorum. Akdeniz güneyimizde, Ege batımızda. Atatürk diyor ki, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bu emri alanlar güneye inmiyor, Antalya'ya inmiyor. İzmir'e gidiyor, Ege'ye gidiyorlar. Acaba pusula mı bozuldu, rotayı mı şaşırdılar? Adam Akdeniz diyor, onlar Ege'ye gidiyor. Var mı bir sebebi? 1948'e kadar Ege diye bir deniz yok. Orası da Akdeniz. Orası da Akdeniz. Burası düşün Türkiye, burası Akdeniz, burası Ege. Şöyle Akdeniz. Akdeniz L gibi yani. 48'de bu L'nin ucunu kırdılar, Ege yaptılar. Ege ve Akdeniz yaptılar. Bu yüzden ilk hedefiniz Akdeniz deyince millet Ege'ye gidiyor, İzmir'e gidiyor. İlk hedef Akdeniz. İkinci hedef Doğu Trakya. 16 Eylül 1922'de Edirne, Trakya, Tekirdağ bölgesinde. Üçüncü hedef İstanbul. 23 Ekim 1922 tarihinde İstanbul'un ucunda asker duruyor. Orada duruyor. Bu arada 11 Ekim 1922'de Bursa Mudanya'da bir ateşkes antlaşması imzalanıyor. Bak, önce savaş yapılır Enes. Savaş olur. Savaştan sonra ateşkes yapılır. Sonra barış yapılır. Birinci Dünya Savaşı yapıldı. Sonra Mondros ateşkes yapıldı. Sonra Sevr barış yapıldı. Biz bunları kabul etmedik. Kurtuluş Savaşı'na girdik. Kazandık. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mudanya ateşkes antlaşması yapıldı. Sonra Lozan barış konferansı yapıldı. Mudanya konferansında İstanbul'u İngilizlerin terk etmeleri için bir yıl süre tanındı. 11 Ekim 1922'de dedik ki onlara, bir yıl içinde bu ülkeyi terk edin. Pis herifler bir yılı dibine kadar kullandılar. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya'dan sonra 2 Ekim 1923'te tam bir yıl sonra İstanbul'u terk ettiler. Niye girmedik İstanbul'a? İzmir'e vurarak girdik. Ne oldu sonra? Yandı. Hadi koy şuraya yanan bir İzmir'le herkes görsün. İzmir böyle oldu.
Şimdi İzmir bir köy. İzmir bir liman kasabası. İzmir basit, sıradan, çok gayet normal, küçük bir Anadolu, Batı Anadolu kasabası. Yakmışlar. Devletin zararı yok o yangında. Peki İstanbul'u yakarlarsa ne olurdu? Devletin başkenti sonuçta. Hali hazırda başkent. Resmi olarak Ankara olsa da o an itibariyle hali hazırda başkent İstanbul. Merkez Bankası, gazeteler, arşivler, devletin tüm mekanizmaları nerede kardeşim? İstanbul'da. Bütün Ayasofyalar, Sultanahmetler, Süleymaniyeler, kültür mirası nerede kardeşim? Yine İstanbul'da. Her şey İstanbul'da. İzmir gibi olmaz İstanbul'u yakarlarsa. Bunu göze alabilir misin? Alamazsın. İzmir'i yaktılar, bunu göze aldık. Bura kıra girdik. İstanbul'u yaksınlar mı? Yakmasınlar. Kendileri mi çıksınlar? Kendileri çıkmaları daha iyi tabii. Bir yıl tanıdık. Çıkmazsan gireriz dedik. Bak bir yıl. Sana süre. Bir yıl sonra çıkmazsan ben bilmem arşiv marşiv. Girerim yakarım alırım dedik. İngilizler de bunun üzerine Mudanya'yı kabul ettiler. Bu arada Mudanya'da İngilizler Amiral Kartrop'la ününü vardı. Mudanya'yı kabul ettik. Onlar da kabul ettiler. Ve Mudanya gereği bir yıl bitince savaşarak çıkartacağımızı bildikleri için kendileri çıktı. Hani burada Mustafa Kemal'le anlaşma? Hani burada İngilizlerin planları doğrultusunda Türkiye'yi Mustafa Kemal'in çevirmesi? Askeri bir anlaşmanın sonucunda vermiş olduğumuz bir yıllık hakkın tamamını kullandılar. 2 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Komutanı Selahaddin Adil Paşa ve Refet Beden'in mihmandarlığında ve gözetiminde İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington bu ülkeden defoldu gitti. O kadar basit. Yani İngilizler kendileri bu şehri terk etmedi. Terk etmek zorunda bıraktık. Kolunu kırdık, kanadını kırdık, burnunu kestik, kulağını kestik, perişan ettik. Sürüne sürüne bu ülkeden defoldu gitti. Milli mi? Bak Atatürk'ü sevme kardeşim. Bak sevmiyorum de tamam mı? Seviyor musun Atatürk'ü? Ben sevmiyorum demek istemiyorum da hani. Dur şimdi ya örnek vereceğiz ya. Atatürk'ü seviyor musun? Sevmiyorum diyelim tamam. Şimdi usulen. Tamam. Rica ediyorum. Atatürk'e olan sevgisizliğin, bir adamı olan öfken, bunu sana söylüyorum. Atatürk'ü sevmeyenler de bunu kendilerine alsınlar. Şimdi bana şey yazacaklar abi düşünse. Atatürk'ü ne demek sevmiyorum? Ne demek? Düşünsene nasıl bir tabulaştırıldı. Ya bir örnek veriyoruz ya. 50 kere sevdiğini söyledin. Örnek bile veremiyorsun bak. Düşün. Nasıl zor bir durum. Ya örnek ben sevdiğim için sevemiyorum demekte evet. Zorlanıyorum. Şimdi bak Atatürk'ü sevme. Çok anlarım bunu ya. Buna oturur konuşurum seninle. Anlarım. Ancak bir adama olan öfken, bir adama olan nefretin, duygularının adını sen koy kardeşim. Ne koyarsan koy. Koskoca bir milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı adı verilen o kahramanlık destanını, vermiş olduğumuz 10.400 şehidi Enes'in. Yok farz etmesin. Bir adamı silmek için Kurtuluş Savaşı adı verilen o muhteşem destanı silme ya. Bu millet İngiltere'nin ağzını burnunu kıra kıra bu ülkeden defolup gitmeye zorladı. Biz de bu süreyi biz verdik ha. İstanbul'u yakmasınlar diye. Çünkü zarar vererek gidiyorlar. Senin kızın benim elimde, boğazında bıçağım var kardeş. Zarar vererek gidiyorlar ya. Suyuna giderek onları biz bu ülkeden gönderdik. Ne olurdu? Onlar da biliyor, biz de biliyoruz ki İstanbul'a girer. General Harrington'ı esir alır. Parçalaya parçalaya bu ülkeden gönderirdik. Ama zayiat ne olurdu? Çok büyük olurdu bizim için. Bu kadar. Bugün hala öyle İstanbul'un önemi. Tabii. Başkent Ankara ama ülkenin en önemli şehri hala İstanbul. Aynen öyle. İstanbul'u kaybetmemek için, İstanbul'a bir zarar gelmesin diye bir yıllık bir geniş zaman bıraktık. Onlar bu ülkeden defoldular gittiler. Yani dostlar Mustafa Kemal Paşa ile İngilizler arasında yapılan bir gizli anlaşmanın sonucunda İstanbul ve Türkiye İngilizler tarafından terk edilmedi. İngilizler perişan oldular. İngilizler mahvoldular. İngilizler sıfırı gördüler. Bu ülkeden gitmek zorunda kaldılar. Aksi halde Hindistan'ı, aksi halde Mısır'ı, aksi halde Afrika'nın yarısını, aksi halde Endonezya'ya kadar Asya'yı sömüren İngiltere Türkiye'yi bırakır mıydı ya? Bırakmazdı. Bırakmaz tabii ki. Biz bıraktırttık. Bir adama olan öfken bu kahramanlığı görmeni engel olmasın Enes. Bir adamı sevme tamam.
Ama bu kahramanlığı görme. İngiltere'ye diz çöktüren tek millet sensin. Bunu da bil yani. Sevgili dostlar, her programda söylüyoruz ya, hadi abone olun. Bu programı izleyip sonunda abone olmadan gitmek ne demek yahu? Basın abone olun da öyle gidin. Zil butonuna basın, beğenin, yorumlar yapın. YouTube algoritması bizi ancak böyle yukarıya taşıyor. Biz sizlerle birlikte varız ya da yokuz. Biz sizlerle birlikte büyüyüz ya da küçüğüz. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.